Merhabalar Spor Hikayelerinde bu hafta yine bir sporcu konuğumuz var. Korfbol takım kaptanı Hilal Karaş. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Hangi takımda olduğunu sen söyle. Marmara Üniversitesi Spor Kulübü'ndeyim. Spor kulübünde kaptanım, oyuncuyum. Üniversite takımında da antrenörüm. Oo, hem antrenörlük evet. yapıyorsun hem de takım kaptanlığı evet, yapıyorsun. Evet. Ne kadar güzel. Nasıl başladın bu korfbola? Korfbolu daha önce biz bundan önceki programlarımızda konu etmiştik. Ama bilmeyenler için de böyle bir kısaca anlatırsan. Birincisini ben söyleyeyim. Kadınlarla erkeklerin bir arada oynadığı tek spor dalı. Evet, evet, devamını sen söyle. Ben korfbola 2007 yılında korfbolla tanıştım. Lale Güler hocamız sayesinde bana bir promo videosu izletti. Daha önce duymamıştım, görmemiştim. Denemek ister misin dedi. Tabii ki dedim, denerim. Çünkü ben spor yapmayı çok seviyorum. Çok güzel bir çocukluğum geçti. Sokakta büyüdüm yani. Sonra antrenmanlara gitmeye başladım. Antrenmanlar hoşuma gitti. Kız erkek beraber bir uğraş içinde. Çünkü sokakta oynarken... Kız arkadaşlarım ve erkek arkadaşlarım ya futbol oynardık ya voleybol oynardık. Yani yine beraber oynardık ama bir şey hep beraber oynardık. Şimdi hep beraber karma olarak ya çok hoşuma gitti korfbol branşı kadın erkek beraber olması açısından. Bu zamana kadar 12 sene oldu. Halen devam ediyorum, bırakmadım. Peki 2007 yılında başladın ama bunun öncesi var. Sporcu geçmişin var. Kendi hayatını bize anlatabilir misin? Sporcu sporla geçmişim alakan derken... Nasıldı? Yani sokakta büyümüş olmanın güzelliğine vurgu yaptın biraz yaşadım. Önce. Evet, çünkü bir sporcu yani bir takım sporu geçmişim yok. Yani sokakta sadece oynadım. Ama küçükken karateye beni ailem göndermişti. Ya bir 5 sene kadar falan. Yani kahverengi kuşağa geçmek üzereyken artık ben sokakta oynamak istiyorum. Ben karateye gitmek istemiyorum dedim. Bu şekilde tamam dediler. Sen nasıl istersen. Yani o spor dediğim profesyonel anlamda değil tabii ki. Tabii tabii. O yine hareketten, ivmeden geçmişinden gelen bir durum bu. Yani dediğim gibi çok gönlü. Yani biz her şeyi yaptığımız için çocukluğumuzda. O yüzden yeteneğim var. Her spora, her spor branşına göre. Sporcu geçmişim bu yani. Karateye gittim, sonra yine sokağa döndüm. Sonra ortaokulda voleybol takımında oynadım. Böyle pasörlük yapmıştım. Lisede yine voleybol takımındaydım. Pasörlük yaptım, sonra liberoluk yaptım. Sonra üniversite zaten... Üniversiteye hazırlık aşamasında korfbolla tanıştım. İstanbul'da mı doğdun? Evet, İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Başından sonuna kadar İstanbul'dasın. Peki üniversiteyi kazandın. Üniversitede yine güzel bir ortam, takım var. Bu tanışma anını ben merak ediyorum. Korfbol deyince neler hissettin? Şimdi ben aslında yani hedefim hep küçükken spor akademisiydi. O zaman spor akademisiydi. Şu an spor bilimleri fakültesi oldu. Marmara Üniversitesi'nin ben spor akademisi bölümünü hep kazanmak istedim. Yani diğer okulları denemedim. Her sene ben ÖSS'ye girdim. O zaman ÖSS'ydi ismi. Sonra yani artık bir şey okumam gerekiyor diye sadece bir seçim yaptım. Bilgi yönetimi diye Sakarya Üniversitesi uzaktan eğitim okudum. 2008 yılındaydı sanırım. 2006-2008 arası. Ben bu sene kazandım Marmara Üniversitesi Besyo'yu. Yani öyle spor mi? Spor bilimlerini. Evet. Şu an birinci sınıf bitmek üzere. İlk senem. Yani şu an onun keyfini yaşıyorum. Şu an ben istediğim okulu kazandım. 31 yaşındayım. Bu yaşımda okulu kazandım. Seve seve gidiyorum. Her derse gitmek istiyorum. Korfboldan da yani hocamız Lale Güler. Onun korfbol derslerinde her zaman ona yardım etmek yani çok seviyorum. Yani yeni başlayanlara öğretmek bizim için yani korfbolu duyurmak bizim hedefimiz. Herkes duysun, herkes sevsin istiyoruz. Çünkü ilk bakışta şey yapabiliyorlar. Temas yok bizim sporumuzda. Gülşah size bahsetmişti geçen bölümde. Temas yok. İşte kızlar erkekler beraber oynuyor. Dışarıdan baktıklarında böyle spor mu olur? Ne kadar sıkıcı işte. Temassız spor olmaz bence diyenler. Şu an ne zaman antrenman yapıyoruz? İşte bir dahaki antrenman ne zaman? Yani sürekli sorular falan. O yüzden dışarıdan belki ilk başta sıkıcı görünebilir. Ama işin içine girdiğinde özellikle çekişmeli maçlar izleniyorsa yani insan hiç bilmeyen birisi kendini kolaylıkla kaptırabiliyor. Evet.
işin içine giriyor. Ben 2007'den beri yani hem oyunculuk anlamında hem korfbolu tanıdım. Hakemliğini aldım hemen. Hakemlik kursu açıldı. Hakemliğini aldım. Antrenörlük kursu açıldı. Uluslararası hem Türk hem uluslararası ikinci kademeyi almıştım. Hem uluslararası antrenörlük belgem var hem Türkiye'den var. Üçüncü kademede Türkiye'de iki kişiden biri benim. Geçen üç hafta önce Hollanda'daydı üçüncü kademe antrenörlük kursu. Ya şu an bizim ülkemizde en yüksek düzey üçüncü kademe. Biri de benim. Biri de milli takım antrenörü. Harika. O yüzden halen yani kendimi geliştirmek için uğraşıyorum. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bu korfbolun atasporu Hollanda'dan geliyor. Hollanda'nın atasporu. Hollanda Ligi'ni ben takip ediyorum. Yani internetten canlı yayınları oluyor. Yani hep bir şeyler öğrenmek için uğraşıyorum. Korfbol adına. Hiçbir zaman ben tamam korfbolu biliyorum, korfbol bu demedim. Halen öğrenmek istiyorum. Peki halen. Biz de öğreneceğiz senden bu programda. Kısa bir ara verelim sonra birlikteyiz. Teşekkürler. CRI Türk. Korfbol sporcusu Hilal Karaş'la birlikteyiz. Hilal hem sporcusun hem antrenörsün hem hakemsin. Şimdi hakemlik de yapıyorsun değil mi bu İlk sporu yaparken? İlk zamanlarda yaptım evet ama şimdi korfbolda yani şu an ben sporcu antrenör olarak devam ediyorum ama öyle bir istek geliyor mu bu arada işte evet, hakem olarak geldi? Evet okullar turnuvasında geldi ama okulum olduğu için gidemedim. Şu an okulum ön planda çünkü. Okulumu bitirmem gerekiyor. O yüzden onu kabul edemedim ne yazık ki. Yani gönlüm isterdi hakemlik yapayım liseler arası yarışmalarda ama okulumu bitirmem gerekiyor. Yani biraz önce sen 31 yaşındayım dedin ama hiç deme bence. Hiç 31 yaşında gibi durmuyorsun. Hem tip olarak hem görünüş, yüz olarak, konuşma şekli olarak da yani çok tecrübelisin. Kaptanlığa yükseldin. Herhalde bu kaptanlıkta tecrübeli olanlara veriliyor değil mi? Yani evet. Başından beri ben bizim takımdayım. Her zaman geliştirmek için uğraşanlardan biriyim. O yüzden yani tecrübem var. Yani hem arka planda hem oyun içinde hem hazırlık aşamasında her açıdan yani biz o kadar ya sadece sporcu değilim ya da sadece antrenör değilim. Ablayım da belki bazen o kadar çok konuşuyorum ki annelik bile yapıyor olabilirim yani çünkü benden küçükler çoğu. Her şeyiz. Psikolog da oluyorum yani yeri geliyor vize bürosu oluyorum vize alma şeylerini, prosedürlerini, her şeyi, biz her şeyiz. Yani sadece biz korfbol oynamıyoruz. Biz peki, her şeyi yapıyoruz. Yanlış anlamadıysam bir takımda hocalık yapıyorsun, bir takımda da oynuyorsun. Üniversite takımında, bizim şimdi hem üniversite takımımız var, Marmara Üniversitesi korfbol takımı var. Bir de Marmara Üniversitesi Spor Kulübü korfbol takımı var. Üniversitede yaş sınırı 28 olduğu için orada oynayamıyorum. Orada hocalık orada yapıyorsun. Orada antrenörlük bu sene yapmaya başladım. Daha doğrusu geçen senelerde de yapıyordum ama yardımcı antrenörlük yapıyordum. Bu sene Lale hocamız bana o sorumluluğu verdi. Bu sene sensin, tüm kararlar sana ait dedi. Yani ben her sene takımı final oynattım. Bakalım sen oynatabilecek misin dedi. Takımı şampiyon yaptım. Bunun ayrıca bir gururu var. Yani benim için çok önemliydi. Böyle büyük bir yük hissettim bana onu söylediğinde. Boynuz kulağa geçmiş. Ya geç mi? Hocanız geçmesin. Final oynatmış. Evet. Ya. Ama o da şampiyon yaptı olmuş. Hep. Ve bizim üçüncü şampiyonluğumuz üst üste üniversitelerde. Yani kendim ana antrenör olarak, baş antrenör olarak ilk şampiyonluğumdu. Evet. Ama kulüp takımında da kaptanım. Peki Hilal'cığım kulüp takımındayken bazen dalıp da böyle... Konuştuğum mu? Evet, hocalık yani uyardı. Ama işte şey oluyor, öyle bir şey oluyor ki oyun içinde mesela bazı şeyleri ben bile halen göremiyor olabilirim. Dışarıdaki bir göz senin rakibinin işte ters bir şeyini görebiliyor. Onun üstünden gidebilirsin ama ben o an fark etmiyor olabiliyorum. Dışarıdan kolaylıkla gözlemlenebiliyor bilen açısından. Şimdi üniversitelerde mesela örnek vereyim Gülşah. Gülşah'la beraber oynarken ben onun yaptığı bir şeyi belki fark etmiyorum ya da yapması gereken bir şeyi o an fark edemiyorum ama kenardayken Gülşah diyorum gel buraya işte antrenörken bunu yapacaksın. Senin karşındaki rakibin şöyle oynuyor. Senin şunu yapman gerekiyor. Tamam diyor. Ama oyun içinde görünmeyebiliyor çünkü birebir maça odaklanıyoruz. Yani tabii ki de hani şey değil bu. Ben bilmiyorum hani nasıl olacak diye bir
düşünce değil ama dışarıdan farklı gözüküyor. Eksikler dışarıdan daha fazla görünüyor. Oyun içinde mesela bizim alanımızda bir tarafta hücum edilirken bir tarafta savunma yapılıyor. Uh-huh. Ben savunmada oyunu beklerken, topun bize gelmesini beklerken bu tarafa kendi uh-huh. hücum arkadaşlarıma dışarıdan tabii ki de konuşuyorum. Bu handball sahası içinde evet, değil mi? 20'ye 40. Şimdi merak edenler için böyle bir akıllarında canlandırmaları için bir anlatabilir misin? Şimdi şöyle fiziki şartlar fiziki nasıl şartlar. Korfbolda? Şu korfbol sahası diye düşünelim. 20'ye 40. Yarı sahası var. Korflar ne ortada ne de başta. Korf çünkü dediğin. Korf dediğim 3,5 metre bir direk var. Ucunda korf Hollanda dilinde sepet demek. Hollandalılar buldu. Yani basketbol aslında korfbol aynı. Sepet arkasında panyası yok. Sahanın iki tarafında direkler var. Onlara arkasından da oynayabiliyoruz. 360 derecede oynanıyor. Bir takımda 4 kız 4 erkek var. 2 kız 2 erkek hücum tarafında yerleşiyor oyuna başlangıçta. Diğer 2 kız 2 erkek savunmada. Karşı takımın da hücumu ve savunması ayrı ayrı yerleşiyor. Her iki sayıda bir hücum yapanlar savunmaya geçiyor, savunma yapanlar hücuma geçiyor. Bu arada herkes her şeyi yapmış oluyor. Yani bütün 25x2 oynuyoruz. 25 dakika boyunca savunmadakiler savunmada kalmıyor. Onlar da hücuma geçiyor. Hücumdakiler de savunmaya geçiyor. Yani bu internette korfbol nedir diye bakarlarsa zaten basket direkt gözüküyor. Basket sepetinden çok daha çok farklı. Çok daha farklı. Hem 45 santim daha uzun direkt. Arkasında panyası yok. Sizin sadece bombeli bir şekilde topu atmanız gerekiyor. Çünkü basketbolda çarptırıp bir şekilde girebilir belki daha kolay. Ama bunu da sadece içine doğru atmanız gerekiyor. Evet. Biraz daha zor, evet. Kuralları basketbol açısından daha farklı. Sektirmek yok. Bireysel hiçbir şey yapamıyorsun. Ben bireysel istediğim kadar iyi olayım ama tek başıma hiçbir şey yapamam. Çünkü sektirerek ilerleyemiyorum. Paslaşmam gerekiyor. Eğer sektirirsem yürümeye giriyor. Hatalı yürüme oluyor. Steps deniyor basketbolda. Top karşı tarafa geçiyor. Bu kurallar kurallar da korfbolu korfbol yapan şey. Yani sadece bireysel olarak istediğiniz kadar iyi olabilirsiniz ama takım olarak hareket etmek zorundasınız. Evet. Yine bir ara verelim. Tamam. Sonra birlikteyiz. CRI Türk. Spor hikayelerinde Hilal Karaş konuğumuz, korfbol oyuncusu. Erkeklerle kızların birlikte oynadığı tek spor dalı, tek branş. Fiziksel temas yok dedin. Evet. Peki nasıl oyun içinde fiziksel temas olmadan pasla devam ediliyor, hareket ediliyor ama top kapma mücadelesi yok mu bunda? Top kapma var tabii ki. Paslaşırken pas arası dediğimiz... Mesela size birisi top atarken ben topu gözlemleyip direkt araya girip topu kapmaya çalışabilirim. Bu şekilde top kapabilirim. Sadece ellerinizi mi kullanıyorsunuz? Ellerle evet. El paslaşarak gidiyoruz. Yani mesela daha alçak seviyede gitti top. Ayakla tabii, müdahale olabiliyor ayak mu? Ayak olursa top diğer tarafa geçiyor. Yani ayakla da temas yasak. O yüzden paslaşarak gitmek zorundayız. Yani aslında basketbolda da ayakla sonuçta atamıyoruz ya da ayağımızla bir şekilde pas veremiyoruz. Bunun kuralları da paslaşarak gidiyorsunuz. Savunma oyuncusu eğer korfla sizin aranızda size değecek mesafede elini kaldırıyorsa boyla bizim branşımızda boy önemi yok. Çünkü örnek vereyim ben en kısa oyuncuyum belki de milli takımda da öyle. Hollandalı 2 metre yakın bir tane kadın oyuncu var. Onunla ben eşleşmiştim. Yani normal şartlarda ben onunla basketbol oynasam hiçbir zaman yani her attığı girer, sayı olur, üstün olur benden. Ama korfbolda ben ona değecek mesafede eğer elimi kaldırıyorsam korfla arasında hiçbir şey, yani onun sayı atamıyoruz. Atarsa geçersiz, top bizim tarafa geçiyor. Kural bu. Yani değecek mesafede oyuncu varsa eğer karşınızda sizin pas vermeniz gerekiyor. Sizin amacınız burada, rakibiniz sizi gölge gibi takip ediyor savunmanız. Sizin ondan bir şekilde kurtulup o mesafeyi açarak şut atmanız, korfa ulaşmanız. Minimum mesafe var mı? Olması gereken minimum mesafe iki oyuncu arasında, iki rakip oyuncu İşte arasında. Bir kol mesafesini bir geçmeniz gerekiyor. Eğer bir kol mesafesinde size elini kaldırdıysa sayı atamazsınız, şut atamazsınız, yasak. Ama eğer o mesafeyi siz açtıysanız zaten o yetişemiyor. Kolaylıkla korfa şut atabilirsiniz. O zaman çok yakın mesafe oynanmayan bir branş sakatlanma yüzdesinin de en düşük olduğu branşlardan biri evet, o zaman. Evet, evet. Ne tür sakatlıklar oluyor olduğu zaman? Genelde korfun altında top rebound
mücadelesi sırasında zıplıyorlar. Düşerken birinin ayağına basıp bilek burkulabiliyor. Yani genelde %90'ı bu şekilde. Vücutta çarpışma falan oluyor mu o dönemde? O da çok böyle panik takımlar diyeyim ya da böyle tam yeni başlayan bilmeyen basketbol gibi düşünen takımlarda yarı sahadan top kapma ya da ben topu koparım deyip hızlı hızlı hareket ediyorlar. O sırada yani gözü görmüyor hiçbir şey. Çarpıp size belki topu yani ölümüne topa gidiyor adam. Onu kapmak için belki orada bir aksilik yaşanabiliyor. Erkekler mi yapıyor daha çok? Ya belli olmuyor. Kızlar da yapabiliyor ya. Yok, kızlar da yapıyor. Ama genelde tabii erkekler daha böyle şey olduğu için, atakta beklediği için hani ben kaparım falan. Kızlar biraz daha şey. Peki nerede? Mental olarak bir sorun yaşanıyor mu? Hani erkeklerle kadınların farklılığından dolayı. Şahsen yaşanmıyor. Yani benim hani takımım... nasıl bir antrenör motive etmek için bazı doneleri kullanır. Kadın takımına farklı şeyler söylenir, erkek takımına farklı şeyler. Ama burada hepsi bir arada olduğu için antrenör Hilal Karaş'a sorayım bunu ben. Ben genelde konuşurken onlarla önce ben düşüncemi söylerim. Ya da mesela bir oyuncuyu ben o maçta oynatmayı düşünmüyorum. Başkasını oynatmayı düşünüyorum. Ama o kişi de sürekli antrenmana geliyor olsun. Ya da kendini belki hani daha üstün görüyor olsun. Ama benim gözümde diğer girecek oyuncu, yani beklentim ondan daha fazla diyeyim. Ama diğeri de istekli. Diğeri de istekli. Ve böyle şey, belki hani onunla konuşmayı yapmasam ne oluyor, neden ben değil falan diye şey yapar. Ama ben onu kenara çekiyorum. Diyorum ki bak diyorum böyle böyle bu maçta böyle başlayacağım. Haberin olsun. Sen kenarda ama her zaman hazır ol. Çünkü sana da ihtiyacım var. Hani benim onu oyuna sokma nedenim bu. Karşı takıma göre yani bizim oyunumuz biraz da satranç gibi aslında. Etki tepki meselesi. Yani karşı tarafın etkisi, etkilisi ya da diyeyim nasılsa sizin onun karşısına ona göre bir adam çıkartmanız gerekiyor aslında. Yani ona göre yerleştirirsiniz. Siz başlarsınız evet karşı tarafta öyle birisi vardır ki onun karşısındaki rakip onu tutamayacak derecededir. O zaman dersin ki işte sen gel sen ikinizin fiziksel uygunlukları daha iyi sen onu savunacaksın. O zaman değiştirebilirsin vesaire. Yani satranç gibi karşıdaki nasılsa sen onu tercih edersin. Ya da o şekilde başlatacağım dersin ama onlar karşı taraf rakip oyuncu. Diğer kişiyi başlatıyorsa eğer o zaman seni devreye sokacağım hazır ol. Yani bunları konuşarak oyuncuları hazırlıyoruz aslında. Yani bu şekilde başlayacağız. Ama bizim takımda şey de var yani bundan çok da mutluyum. Gerçekten aile gibiyiz yani hepimiz. Ben onlardan büyüğüm evet ama yeri geliyor arkadaş gibi davranıyoruz birbirimize. Yani çok değişik bir bağımız var hepsiyle. Yani ailemden daha çok görüyorum. Hemen hemen her gün görüşüyoruz zaten. O yüzden yani hepimizin birbirine saygısı başka. Hiçbir zaman ben daha iyi oynuyorum, beni almalısın. Bu şekilde hiçbir zaman böyle bir tepki yok. Olmadı da olmaz da eminim yani. Yani Marmara Üniversitesi kulüp takımı olarak ve üniversite takımı olarak bunu emin olarak söyleyebilirim. Bizim saygımız, birbirimize sevgimiz çok iyi. Peki aile gibiyiz demişken ailen nasıl karşıladı ben korfbolcu olmak istiyorum dediğinde? Ailem... Yani çok mutlu. Zaten ben korfbol sayesinde çevrem o kadar genişledi ki dünyada yani sadece Avrupa değil dünyada çok genişledi. O yüzden sosyal olduk. Yani korfbol sayesinde gitmediğimiz yer kalmadı neredeyse Avrupa'da. Bu antrenörlük kurslarında olsun vesaire. Yani ben telefonumdan mesela Çin'e geliyorum desem Çin'deki arkadaşım hoş geldin der gel bizde kal. Yani kalacak yerim var. Her yerde. Her yerde şu an var ve sosyallik çok güzel bir şey. Ailem de bundan çok memnun. Ama bir de o senin sıcakkanlı olmandan da kaynaklanıyor olabilir. Bazı sporcular var kulaklığını takar, maçını çıkar, geri döner, evine gider. Çünkü o zaman o kişiler aslında kendine özgüveni olmayan kişiler. Yani normalde bizim ortamımız, yani korfbol camiasında sadece Türkiye için demiyorum. Yani dünyadaki tüm korfbolcular aslında korfbolu geliştirmek için bir aradalar. Yani biz Galler mesela bu tekrar örnek vereyim. Antrenörlük kursunda Galler'den vardı, Sri Lanka'dan vardı, Kore'den vardı. Yani bir masada oturuyoruz. Hepimiz bir şeyler için çabalıyoruz. Yani onlar diyor ki en azından ortak bir kaygı kesinlikle. Var tanıtmak. Evet. Yani onlar da hep bir arada olmaktan memnun. Biz de bir arada olmaktan memnunuz. Bizim sadece
mesela ben İngilizcem çok iyi, mükemmel derecede konuşurum falan. Ben İngilizceyi bilmeden önce de birileriyle yani bir atak yapıyordum. Yani atak yapan taraf bendim aslında. Yani çünkü istiyorum, iletişim kurmak istiyorum. Bizimkiler de işte beni anlamaz, kendimi anlatamam. O yüzden öyle yapanlar var çünkü. Kulaklık takar. Hani konuşamıyorum ki, ben anlamam ki yer der. Halbuki anlamadan da anlaşılıyor aslında bazı şeyler. Yani çok da güzel vakit geçiriliyor, geçirildi de. O yüzden yani çok, ailem çok memnun. Benim böyle sosyal olmama, dedem özellikle mesela şey der. Ay Allah razı olsun, ne güzel şeyler, sen işte sülalemizde tek kişisin, böyle her yere giden, her yerde bir arkadaşın olması beni çok gururlandırıyor falan. Bunlar da güzel bir şey sonuçta. Evet, yani. Ne kadar güzel. Çok mutluyum o yüzden. Peki devam edeceğiz, kısa bir ara veriyoruz. CRI Türk. Spor hikayelerinde Hilal Karaş'la birlikteyiz. Hilal korfbol sporcusu, antrenörü, hakemi, oyuncusu, her şeyi Türkiye'de tanıtma amaçlı, korfbolu tanıtma amaçlı aktiviteleriniz oluyor mu? Neler yapıyorsunuz? Biz sosyal medyayı kullanan, çok güzel kullanan bir kulübüz Marmara Üniversitesi olarak. Ve bu sayede bize mesajlar geliyor. İşte bize yardımcı olur musunuz? Biz de özellikle bu okul sporlarına girdiği zaman korfbol, lise öğretmenleri Kütahya'dan mesela bana ulaşmışlardı. Kütahya'dan hemen bir arkadaşıma yazdım. Dedim ki Kütahya'daki bir öğretmen korfbolu öğrenmek istiyor, yardımcı olur musunuz? Tabii dedi, seve seve gitti, onlara öğretti. Yani sosyal medyadan bize ulaşan kişilere biz anında geri dönüş veriyoruz. Yani ya salonumuza çağırıyoruz, antrenman gösteriyoruz ya da ne, bizden ne gibi şeyler istiyorlar onları öğreniyoruz ve oraya hazırlıklı bir şekilde gidiyoruz. Sadece tanıtım amaçlı gittiğimiz yerlerde bir sunum yapıyoruz. Sunumda korfbol nedir kısaca anlatıyoruz. Sorular varsa cevaplıyoruz. Bazıları işte bizim malzememiz var ama bilgimiz yok diyorlar. Bu kez oraya takımdan birkaç kişiyle gidip, yani oynanacak kadar kişiyle gidip tanıtmaya çalışıyoruz. Güzel dönüşler oluyor. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten büyük bir istek var. Bu okul sporlarına girdiğinde 60'tan fazla sanırım lise, Türkiye genelinde liseler arası yarışma oldu. En son geçen hafta sonu Kocaeli'de onun finalini oynadılar. İstanbul takımı, ilk ikisi İstanbul takımıydı. Üçüncü takım da Samsun'dan bir lise takımıydı. Yani benim şunu görmem çok hoşuma gidiyor, şunu görmek. Samsun'dan, Kütahya'dan, işte Konya'dan, işte başka, yani çoğu şehirden bunun bilinmesi, istenmesi, insanların öğrenmek istemesi falan beni mutlu ediyor. Biz her zaman kapılarımızı onlara açıyoruz. Yani bizden istedikleri zaman istedikleri bilgiyi alabilirler. Her zaman onlarla paylaşabiliriz. Sosyal medya aracılığıyla ulaşıldığını söyledin. Şimdi mesela gençler dinliyorlar, izliyorlar. Diyorlar ki biz de bu sporu yapmak istiyoruz. Bulundukları şehirde, öncelikle İstanbul'da değillerse ne yapmaları gerekiyor? Hangi şehirdeyse, eğer o şehirde varsa zaten Kütahya örneğinde olduğu gibi hemen, zaten dediğim gibi korfbol camiası aile gibi olduğu için yani neresi olursa olsun hepimiz birbirimizi tanıyoruz. O zaman diyorum, sen işte bak şu hoca bana yazdı, ona ulaşır mısın? Yardım et onlara. Tamam diyor. Şimdi eğer o şehirde yoksa ona yakın çevre şehirdeki birilerini bulup paslaşabilirim. Öyle. Ya da kendi imkanlarımızla ya da onlar belki davet eder. Biz buradan bir servis kiralarız ya da ne istiyorlarsa arabayla bir şeyle gideriz. Onlara kendimizi tanıtabiliriz. Yani bir şekilde ulaşılabilir. Yani ulaşılmaz değil Türkiye içinde. Peki, her türlü ulaşabiliriz. Olan şehirler dedin. Deplasmanlı ligdesiniz şu anda. Evet, evet. Bu hafta yarın. Kaç takım, kaç şehir var? Şu anda 8 takımız. 3 tane Kocaeli'den var. 4 tane İstanbul'dan var. Bir tane de Kütahya'dan var. Yarın Kütahya'ya gidiyoruz. İkinci haftamız deplasmanlı ligde. Ne kadar sürüyor bir sezon? 8 takım olduğu için önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. Cuma, cumartesi, pazar. Sonraki haftada ilk 4'te olan takımlar playoff sıralamasında olacaklar. Periyotta her hafta oynayacaklar. Evet. Daha sonra işte Haziran'ın 10'u gibi, 9'u gibi sanırım sonuçlanacak. Ve o ilk birinci olan takımımız, kulüp takımımız Avrupa Kupası'nda eleme maçı oynamak için Eylül ayında Fransa'da yarışacak. En yakın Avrupa organizasyonu Eylül ayında. Eylül ayında o kulüpler bazında. Bir de bizim plaj korfbolumuz var. O da Haziran'ın
Tabii Haziran'ın sonunda Sarı Germe Muğla'da. Onu biz geleneksel 7. kez yapılıyor şu an. Oradan İngiltere'den takım gelecek, Ermenistan'dan gelecek. İşte onun tanıtımları oluşturuluyor şu an sosyal medyada. Gelecek olan takımlar var. Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Programa konuk oldun Hilal Karaş. Korfbol oyuncususun, antrenörüsün, hakemisin ve korfbol içinde gördüğümüz kadarıyla da elinden gelen her şeyi fazlasıyla yapıyorsun. Evet. Umarız senin istediğin düzeye gelir. Umarız herkes tarafından bilinir, tercih eden de bu sporu yapar. Evet, inşallah. Bundan sonraki spor hayatında da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizi bu zamana kadar tanıştıran Lale Hocama, Yüksel Hocama ve Federasyon Başkanımız Hasan Öztürk gerçekten bizim için çok uğraşıyor. Yani bir şeylerin yolunda gitmesi için, iyi gitmesi için, tanıtımımız için. Yani hepsine sonsuz teşekkür ediyorum buradan tekrar. Biz de teşekkür edelim. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.